Ne yaymış lan öyle samanını bol yemiş dana gibi? Kalk adam gibi otur. Genimin artığı. Tipine gıcık oluyorum zaten senin. Anam nerede? Bana meyve hazırlıyor baba, biliyorsun. Vitamine ihtiyacım var. He, senin vitamine ihtiyacın var, biliyorum. Ben biliyorum o vitaminler nereye gidiyor. Sen ne sürekli magazin eklerini tırtıklayıp odana götürüyorsun lan? Sığ! Hüseyin! Hüseyin, bağırma altın gibi çocuğuma. Aptal olacak ya. Ha, bunun herhangi bir zaman diliminde akıllı olduğu bir dönem mi oldu? Ben mi kaçırdım? Baba, ne biçim konuşuyorsun ya? İnternet fenomeniyim ben be, internet fenomeniyim. Bak şimdi göreceksin. Bu babalar rahat oturmaların düşmanı mı ya? Bak, 300 RT aldım. Bloğum var benim, bloğum. Seni bloğunu keserim lan. Terbiyesiz. Bakkala göndersek iki ekmek almaya gitmez, 300 RT almış. Kaç televizyon aç, iki ünlü görek lan, talk show başlayacak hadi. Aman, ünlüsü mü kaldı be Hüseyin? Ben onlardan daha iyiyim. Bana bir şans verselerdi, ben şimdi Hande yenerdim. Hanım, eğri oturak doğru konuşak. Senden Hande yener olmaz. Olsa olsa Erdem yener olur. Onun da sakallı hali olur herhalde. Çok ağır konuşuyor Hüseyin. Üfe ağırma. Dedi kalkın kaçtırın. Hadi. Fizlik iki dakika. Sevgili seyirciler, Bilal Şov'a... Şov mu? Ben size büyü yapayım mı? Sen gel. Şey, şovmen geldi, dansını yaptı. Yaptı. Orijinal bir giriş yapıyorsun yani. Tabii. Peki, ben bölmüş oldum ama yapalım mı bir daha? Tamam. Evet, tamam. Açılış. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bilal Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Hiç lafı uzatmadan hemen ilk konuğumu çağırıyorum. Türk pop müziğinin kraliçesi Mehtap geliyor alkışlarınızla. Kraliçe mi dedi o? Evet ebeveynim. Bu karı kraliçe ise Türk popuna acil demokrasi girsin. Bu ne ama artık ya? Ya bayılıyorum sana ya, o kadar tat... Ay canım, canım. Ah, ah, o kadar yüreği kocaman bir insan ki bu arkada neler konuştuk hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bu var ya bu... Eksik olmuyorsun. Ya, ya yaba ellerimle vuracağım şimdi sana. Oy. Canım benim. Çok sağ ol, eksik olma, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söyleyecek bir şeyin var mı? Yok. Yok, sonra konuşuruz. Hadi tamam. Sen yerine geç. Hemen ikinci konuğumu çağırıyorum. Türk dizi sektörünün en yetenekli, en yakışıklı oyuncularından biri Mesut Tatlı Ardıç geliyor. Ya, ya, ya bunlar yok mu? Bunlar yok mu? Bunlar var ya, ben bunlara... Bu kim bunlar? Kendilerini bunlara... ne zannediyorlar lan bunlar? Bu kimin sevgilisi? Kimin, hangi kızların sevgilisi lan? Bunlar ne oyuncusu? Buna, ben bunları yüzüne karşı söylerim ha gitsem ona. Sen kimsin lan derim. Sen neye ünlü oldun? Bunların yaptığını ben ardımla yaparım lan. Ya, ya, ya ben bunlara... Bunlara bayılıyorum. Bunlar iyi ki geldi ya. İyi ki geldiniz ya. İyi ki geldiniz ya. Çok Mesut, sağ ol. Hadi geç otur başlayalım. Oh, geç bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Mesut'cum, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada ben hemen şunu söylemek istiyorum. Siz de sosyal medyadan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de burada konuklarıma ileteceğim. Hah, işte fırsat. Saldırın telefonlara, saldırın. Evet, Mesut'cum. Yeni dizin doktordan temiz sevgi reyting rekorları kırıyor. Evet, çok iyi gidiyor. Her şey çok yolunda. Hı -hı. Ben bir şey duydum, çok merak ediyorum. Hayranlarından sürekli sete hediye geliyormuş, doğru mu? ben kayak yapmayı çok seviyorum. Ve kayak yaparken hep burnum akıyor.
Geçenlerde yine setteyim. Abi sana bir paket geldi dediler. Paketi açtığımda içinde belki de 100, belki 1000 tane peçete gördüm. Nasıl? Pardon ya. Bunu bir de böyle bu paketin geldiğine çocuklar gibi mutlu olmuş şekilde söylesek, bir de öyle denesek. Yani çocuklar sürpriz... gibi şey. Ha, sürpriz olmuş, ha. Paket gelmiş. O kadar sevinçlisin ki daha böyle bir sevgi yumağı gibi Bilal'e anlatsan. Ben görünüyor mu? Ya 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı koltuğuna oturuyorsun. Elim kolum küçüldü ya Ece. O şey sandalye... Sandalye çıkıyor mu yukarı? Sandalye mi küçük, ben mi? Şu yandan yükseliyor mu? Efendim? Anam daha... Bu sınır bu. Şimdi bak çocuklar gibi şen çok mutlu olmuş bu yeni gelen sürprizden. Onu böyle... Sevinç içinde anlatsan, bir de o sürprize çok sevinmiş. Hem Mehtap'a hem de Bilal'e paylaştırırsan. Geçenlerde setteyim. Çocuklar, abi sana bir paket geldi dediler. Hediye paketi. Hayranlarından. Paketi bir açtım ki... belki 100, belki 1000 tane peçete. Ve hepsinde de ne yazıyor biliyor musunuz? Her ne yapıyorsan yap. Ama hep gül. Oyuncu ya, dengesiz. Yani şimdi insanlar bunu mu seviyormuş ya? Kızlar buna mı hayranmış ya? Ben bunu şimdi gömerim. Bakalım sosyal medyada öyle mi düşünüyor, neler demişler? Bahadır yazmış. Hı hı. Hayranların Mesut'a bir koli peçeteyi nezle olursa diye göndermiştir. Zira o burun nezle olduğunda kaymakam sel tatili verir. Şaka herhalde bu. Yani benim karakteristik bir burnum var. Evet, evet, hmm. Evet. İşte sıra bende. Acık göbeğim de içim soğusun. Evet, büyük ihtimal bir şakaydı. Zaten hemen Aysel Hanım da bu konuyla alakalı bir şey yazmış. Ne yazmış? Kesinlikle karakteristik bir burnu var. O burnun ayrı bir karakteri olmalı zaten. Hatta ayrı eli kolu olmalı. Bacakları olmalı ki istediğinde o bedeni terk edebilmeli. Gerçekten yani sosyal medyada düşman askeri gibi sevenlerim var. Mesut. Yani benim küçümen burnumdan ne istiyorlar ya? Ben anlamış değilim bunu. Yani bunları duyacak ne yaptım, ne dedim ben? Olur, kötü olur. Kötü hissediyorum kendimi. Olur, konuşuruz yine bunları, konuşuruz. Mehtap. Efendim? Yeni single'ın çıktı. Aşkı arıyorum, meşgule atıyor. Evet. Çok güzel bir isim. Nasıl tepkiler geliyor? Vallahi çok güzel tepkiler geliyor. İzleyenlerimiz sağ olsun. İlk klibimizi de çektik, bitirdik. Bu arada harika bir klip. Yani mutlaka izleyin. Uzun zamandır böyle bir klip çekilmedi. Ha, izledin mi? Yok. Çocuklar izlemiş, onlar söyledi bana. Harika bir klipmiş. Nerede çektin? Munduşlar beldesinde çektik klibi. Munduşlar'da. Munduşlar bizim belde lan. Şöyle ki ben klipte bir köylü kızını canlandırıyorum. Köy halkı şarkıma eşlik etti sağ olsun. Arkamda oynadılar. Ve klibin sonunda ben bir ağaca sarılıyorum doğa sevgisi olarak. Öyle. Süper. Güzel bir klip olmuş. Çok. Bir dakika arkadaşlar, çocuklar telefon bağlı. Bir telefon bağlantımız var. Hüseyin Bey arıyor bizi İstanbul'dan. Hüseyin Bey o... Hüseyin Bey. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş bulmadık. Buradan Mehtap Hanım'ı kınamak için arıyorum. Kendisi klibinden Munduş halkını böyle dans ettirmiş. Sanki bu insanlar boş beleşmiş, orasını burasını sallıyormuş gibi göstermiş. Terbiyesizliktir bu. Canlı yayında özür dilesin. Ay lütfen, ne alakası var ya? Klibimde oynayanlar profesyonel dansçılar, yerel halk değil. Ha, çünkü yerel halk dans edemiyor, öyle mi? Sen bu dışlara yeteneksiz mi demek istiyorsun yani? He, bir de ağaca sarılmak ne demek ya? Ağaca sarılmak ne? Biz çok hassasız bu konuda. Benim dayım ağaç misal. Nasıl sarılıyorsun sen ağaca ya? Klip yayından kaldırılsın, sen de özür dile. Terbiyesizler. Ver, Hüseyin ver. Alo Mehtap Hanım. Buyurun. Senin yaptığın müziği benim Hüseyin kuru fasulye yediği gecelerde ardıyla yapıyor. 3,5 oktav. He. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ama yani hanımefendi, siz benim müziğimle böyle konuşamazsınız. Yani niye böyle konuşuyorsunuz lütfen? Siz kimsiniz ya? Lütfen yani. Ben sanata yıllarımı verdim.
He he, canım benim en az bir 50 seneni vermişim. Anneannem yaşındasın, makyajı yüzüne malaylası bakmışsın. Güzelim diye ortalarda dolanıyor. Ay efendim hiç komik değil, ben daha 25 yaşındayım. Ne malası ya? Anne ben de şu Mesut şahsına gıcığım, ver biraz ona gömeyim. Alo Bilal Bey, buradan Mesut karakterine bir şey söylemek istiyorum. Mesut Bey, o burnunuzun ayrı bir menajeri var mı? Yani yine mi burun mevzu ya? Yani ben bir oyuncuyum ve burnumla anılmak istemiyorum ben. Ya bırak Allah aşkına, ne oyunculuğu ya? Dal yutmuş ağaç maymunu gibi bakıyorsun oradan be. Sana oyna desek piç de oynayamazsın sen. İkiniz de sevmiyoruz. Yo yo, ben gerçekten kusura bak, ben dayanamayacağım. Hayır hayır. Ben dayanamayacağım. Ben bu kadar eleştiriyi kabul edemeyeceğim ama yani ben hak etmiyorum bunu. Lütfen Mete. Herkese özür dilerim, iyi akşamlar. Hayır, ben de çok özür dilerim. Bir madalya taksaydım. Hayır hayır, çok madalya. Gitsin yok. Gitsin, burnu da gitsin. Burnunu da alsın, yanında götürsün. Evet, Bilal Show reklamlardan sonra devam edecek. Şimdilik hoşça kalın, devam edeceğiz. Canıma değsin, böyle yayını keserler işte. Oh canıma değsin, oh canıma değsin, oh canıma değsin. Ne zevke geldin lan? Ama iyi gördük ha. İyi lan. Ne yapıyorlar? Televizyona çıkmışlar, holale holale. Sanki bir şey yapıyorlar. La bunların yaptığını biz ardımızla yaparız lan. Evet. Bakalım. Gerçekten de ardınızla yapabiliyor musunuz? Bilal Show evinize geldi. Evet. Bu akşam ekran başında bizi sürekli gömen Gürgen ailesiyle birlikteyiz. Bakalım siz neler yapıyorsunuz, kimsiniz, nesiniz? Aysel. Seninle başlayalım. Aa, kurbanım ya, o kadar tatlı bir yüreği var ki bu kızın. Yani ya yarım sen ya. Yarım. Adam eve geldi lan, adam eve geldi. Aysel. Anlat bakalım, son zamanlarda yaptığın bir şey var mı? Vallahi Bilal Beyciğim, son zamanlarda yeni mutfak yaptırdım. fakat bununla gündeme gelmek istemiyorum. Aslında çok iyi pirinç ayıklarım. Hiçbir şey yapmıyorsun yani. Süper. Bakalım Twitter'da seninle ilgili neler söylemişler, tweet atmışlar. Aysel Hanım Mehtap'ın tipini beğenmedi. Kendisi tipini nerede unutmuş acaba diyor bir izleyicimiz. Yok, makyajsızım ondan öyle. yani lök diye girdiniz içeri, ondan böyle oldu. Ayrıca tipime makyajsız laf takılması hiç hoş değil. Evet, meşhur bir kozmetik firması tweet atmış. Aysel Hanım'ı düzeltecek bir ürün henüz icat edilmedi demiş. Ekran kilolu gösteriyor ondan öyle. Yoksa sesim de tipim de kuğu gibi de. Hayvan hakları kuğular odasından tweet gelmiş. Televizyon kilolu gösteriyor da aynı zamanda tıknaz, kısa, çirkin ve tipsiz de mi gösteriyor demiş. Anne. İnsanların dış görünüşüyle dalga geçilmesi hiç hoş değil. Anne. Ay ağlama ağlama ya, bu koca yürekli insanı ağlat. Var ya bunlar var ya, dur madalyamda yok ki takayım sana, var ya harikasınız ya. Hadi sen Mehtap'ın sesini gömmüştün. Sen bir şeyler söyle, biz dinleyelim. Hadi. Tabii neden olmazsın, hadi neden? Hadi bakalım. Her seferinde kerkek oluyor. Sen kadının gücünü hafife alma, alma. Özgürlüğüme gölgeyi hakaretten sayarım. Ama sen gel buna rakip ol, ben buna hep sonuna kadar varım. Ay senin gücünü hafife alma, alma da alma, alma malasın. Nasıl? Sesim güzel mi? Oğlum Bahadır, bir bak bakayım ne tweet atmışlar. Anne. Mahsun Kırmızı Gül sesine dava açmış. Duymaz seni duyunca müziği tekrar bırakmış ya. Harika. Vallahi harika gidiyoruz. Hüseyin, sen nasılsın? Sağ olun. Hay kamera. Şu kamera. Çok şıksın. Sağ olun. Bu üzerindeki kombini çok beğendim. Kombin, ya kış çok sert geçti. Çok yaktık kombiyi. Faturayı da ağır bekliyoruz. Hangi kameraydı? Bekliyoruz. Zekan az ama... Kocaman bir yüreğim var Hüseyin. Bayılıyorum sana ya. Ben ondan bahsetmiyorum. Bu üzerindekileri diyorum. Bu giydiğin şeyler var ya. Çok yakışmış. Sağ olun. Pijamamı Mahmut Bey'den aldım. Evet. Bugün beni giydiren Ferru abiye sevgilerimi söylüyorum.
birliklerimi de Beşiktaş'ta bir pasajdan aldım. Evet. Hemen tweetlerimize bakıyorum. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Hüseyin Bey'in üzerindeki hırkanın erkek için olanı var mı? Ama şimdi ben bunu hiç hak etmedim bence. Çünkü niye dersen ben Lila'yı çok seviyorum. Lila gözlerimi ön plana çıkarıyor. Hı. Lila'dan kesinlikle vazgeçemem yani. Yani illa Lila. Lila'yı illa Lila. İki laf benziyor ya burada. Hepsi nasıl aklıma geliyor. İlla nasıl buluyor bu şakaları değil mi? Lillahi ben. Hadi bakalım. Hangi kamera? Evet Hüseyin, tweet yağıyor. Bak bu şovundan sonra tweet yağmaya başladı. Hüseyin'e gülmeyen bir tek ben miyim? Annem babam Hüseyin'e kahkahalarla güldü. Utanıyorum ailemden. Hüseyin'e gülen beni engellesin. Mizah zehirlenmesi yaşıyorum. Bence bu ülkeye bu mizah fazla. Evet. Hüseyin'cim bir soru daha var. Hüseyin Bey tipinizden dolayı Rütü'nün kanala kapama cezası verdiği doğru mu? Ama çok ayıp, daha yeni bağlandık yayına. Niye öyle oldu ki? Ama şimdi bu jöle şeyini, faktörünü göz ardı etmeyelim. Şu gerçekten süreydim, başka türlü olur. Ayrıca ben Mehtap Hanım'ın Munduşlara yaptığı terbiyesizliği şey yapmak adına iştirak etmiştim dedim. Hmm, biraz gerginlik oldu galiba. Ben hemen yumuşatacağım. Bahadır nasıl gidiyor? Abi iyi gidiyor. İşte ben de internette fenomenim. Twitter'da 1207 takipçim var. Öyle blog falan yazıyorum. İnternet dünyasında kralım yani, starım. Süper. Evet. Ne soracağım? Evet. Aşk hayatın nasıl gidiyor? Ya şu an hayatımda bir aşk yok ama aşkı aradığım doğrudur. Aa, seçicisin yani. Daha çok geçici. Bununla takılan 3 gün yaşıyor. Hangi kamera? Takılıyor. Sana tweetler yağıyor. Bana mı? Evet. Ya olabilir çünkü benim fazlaca bir takipçim olduğu için. O yüzden onlar olabilir. Ne demişler? Oo, neler demişler neler. Adam aşkı arıyorum dedi ya. Yavrum senin aşkın hayvanat bahçesinde. Boşuna arama. Başka bir izleyicimizden bir aşk teklifi var. Tamam kabul, gelsin. Hemen gelsin şimdi. 6 aylık aşıları tam, tuvalet eğitimi olan bir maymunum var. Uygunsa görüşmek istiyor kendisiyle. İnşallah. Evet bir telefon bağlantımız var. Alo. Dur. He. Yok ben hiç sesinden elektrik alamadım. Olmaz, gelmesin. Ama bu resmen küfür. Resmen hakaret ediyor bana ya şu anda. Bu küfür etti şu an. Sensin o, tamam mı? Sensin o, konuşma. Çirkin sesli konuş. Ebeveynim bak ne diyor bana ya. Hiç bakıyorsun. Ha, suratımı da kapadı terbiyesiz. Ama Bilal Bey lütfen programı kapatın yani. Biz ne yaptık bu insanlara? Beğenmiyorlarsa izlemesinler kardeşim. Hiç anlamıyorum bunları yani. Abo kız, biz canlı yayında bunları aradık da gömdük ya. Demek ki ona Hüseyin kapat, olayın farkından kıvırıyorum. Bizi gömen herkese dava açacağım, ailecek mağduruz. Bence harika bir program oldu. İnmeli, çıkmalı, gömmeli, ağlamalı, reytingi bol program oldu. Şimdi ben size madalya takmadan önce hep birlikte bir dans edelim, programı kapatalım. Haftaya yeniden yeni gömüşlerle karşınızda olana dek hoşça kalın. Oğlum çok... Şöyle yapalım mı? Tam böyle çıkmış Şevket. Aha. Arkasından bakıp o sıkıldığını yani söylüyorsun ama bir de belli etsen yani ne kadar sıkıldığını. Ya onu biraz da oynayarak belli etsen. Doydum, doydum. Ya ben sen yok. Senden de gizli hiç çevrilmiyor. Sen o zaman çıkışından mı alalım? O zaman ben çayları getireyim. Hadi sen getir nasıl çayları?